Herkese merhaba arkadaşlar. Beşiktaş kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhteşem bir kariyer oluşmaya başladı. Önümüzde bu sene Şampiyonlar UEFA Kupası'nda final var. Alacağız bu kupayı ve önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde başarı sağlayacağız. Şu anda sizden gelen yorumlar doğrultusunda bir şeyler yapmak istiyorum. Benfica ile eşleştik biliyorsunuz. Atalanta'nın daha güçlü rakip olduğu söylendi. Yani Benfica'yı rahat geçebileceğim konusunda destek veriliyor. Çok teşekkür ediyorum. Nihat'a teklif gelebilir. Gelirse satar mısın? Bakacağız. Halil ve Temur için aklımda çıkartacağım. Önümüzdeki sezonu bekliyorum. Forvet hattına daha fazla destek yapmak istemiyorum. O iki oyuncuyu kullanmak istiyorum. Guardiola yerine de Gion'u satıp Arteta'yı almam gerektiği tavsiye ediliyor. Bakacağım artık nasıl yapabilirsem. Madeira'yı Avrupa kupalarında oynatmam gerekiyor olarak bir yorum var. Bakalım yani forveti takviye şart ama ben PAF takımındaki oyuncuları da kullanmak istiyorum. Bu yüzden çok fazla artık takviye yapmayı da istemiyorum. Bu arada Scott konusunu ben bir önceki videoda unuttum. Özür dilerim. Hemen onun düzenlemesini yapalım. Hemen buradan, pardon, buradan göndermiyorduk. Nasıl yapıyorduk ya? Search, evet, assign diyorduk. Nation, region olarak yapacağız burada. Central Avrupa mı? Hangisi Central Avrupa dersek Orta Avrupa olur. İrlanda ve United Kingdom'a bir tane gönderelim. Sonrasında assign diyeceğiz tekrar. Central Europa bir tane gönderelim. Burada scoutlarımız neden yok? Burada scoutumuz var. Bizim scout eksiğimiz mi var? Bir saniye. Bir saniye. Bizim iki tane scoutumuz var. Doğru. O zaman onu hemen tekrar düzeltelim. Bir tanesini İngiltere'ye gönderdik. Bir tanesini de Orta Avrupa'ya gönderdik. Bu Orta Avrupa olanı geri çağıralım. Orta Avrupa yerine Amerika'ya gönderelim. Yani Güney Amerika'ya gönderelim. Güney Amerika'da daha fazla oyuncu çıkabilir. İlhan'a övgüler yağıyor. Övgüleri artırmak da bizim görevimiz artık. Adam bu sene gerçekten çok iyi performans sağladı. 37 maçta 26 gole destek verdi. Benfica maçımız da geldi. Yakında raporunu gönderecekmiş. Bir dakika. Diğer Avrupa'ya gönderdiğimiz herhangi bir şey söylemedi. Henüz varamamış daha. Takımımız hazır. Şimdi pardon, takımımız hazır değil. Madeira yok. Madeira'nın yerine Nihat'ı tekrar oynatalım. Nihat'ı küstürmeyelim. Doğru diyorsunuz. Guardiola Yasin. Sol tarafta oynayacak oyuncumuz sadece Castillo var. O da 7 ile oynuyor. Düz. Yedek oyuncu. Çok da fazla bir şey beklemiyorum ondan. Tuncay Şanlı 7 ile oynamış. Yasin Karaca 7 ile oynamış. Yasin'i bu maçta da yedek başlatabiliriz. Savunma hattı West Okoronko. Hallagic. Hallagic nasıl oynuyor? Hallagic iyi. Görev adamı. 32 yaşında. Yani iyi yani. 7-56 oran tutturmuş. İlk maçımız deplasman. Büyük avantaj. Bakalım eleyebilecek miyiz? Karşımızdaki takım sağlam takım. Beto var. Ve Simao var. Bu ikilden korkuyorum. Çekiniyorum. Ama bakalım neler olacak göreceğiz. Nasıl bir başlan... Hadi be ya. Tayfur alacağız mecburen o mevkiye. Kaptanlığı kime vereceğiz? Oyun kime veriyor? Dur bakayım. Hallagic. Hallagic'in nasıl? İyi ya. Hallagic olsun. Hem takımın eski oyuncusu. Serbest vuruşları düzenlememiz lazım. Guardiola gidince Yasin Sülün'e verelim hemen. Yasin Sülün. Evet. İlk şutu biz atmışız. Saha yani bizim yarı sahamızda dönüyor maç. Atak oynuyoruz. Ona rağmen adamlar hava toplarında etkili.
%76'lık pas oranı var. İlk yarı böyle bitiyor. Sadece 2 şut çekebildik. Boşa giden bir Kennedy ve 1-0'da geriye düştük. Bu iyi olmadı. İkinci yarıda nasıl bir değişiklik yapmamız gerekiyor? Şimdi. Vest'i alacağım. Kırmızı görmeyi orada tolere edemem. Ve Tuncay'ı ara koşu yaptıracağım. İkinci yarıda böyle bir değişiklik. Bakalım bize neler bahşedecek. Yani 1-0 problem değil. 2-0 olmasın. 1-0'da biz bunları eleriz yine. İki oyuncuları sarı gördü. Helal be Nihat. Aferin be Nihat. Hemen Tuncay'ı eski haline tekrar alalım. Nihat 8 ile oynuyor. Yasin Sülün 6 ile oynuyor. Tayfur da 6 ile oynuyor. Orta sahanın ortasının durumu iyi değil. Forvet hattında İlhan'ın yerine Mehmet Aksu'yu bir daha denesek mi? Ya da Yasin'i forvet hattında denesek mi? İlhan'ı al bakalım. Mehmet Aksu'yu risk alıyorum abi. Son 20 dakika. İyi de oynuyoruz aslında. Deplasmanda gol atmak önemliydi. Bu golü attıktan sonrasından korkmuyorum. Mehmet Aksu bir gol atarsan takımda seni önümüzdeki sene tutmayı düşünebilirim. Olmadı. Çiğot sayesinde birbirliği aldık. Adamlar son dakikalarda iyi bastırdı demek ki. Guardiola 3 hafta gitti, bu kötü oldu. Geon'u oynatacağız o zaman bundan sonra orada. Orhan'la alakalı hoş haberler çıkmıyor. Biz işimize bakalım. Biz işimize bakalım. Serkan Ekok. Erok pardon. Takımın ihtiyacı yok. Evet, bizim diğer adam da başladı. İngiltere ve Irish araştırmasına. Spencer yeni bir oyuncuyla geldi. Souza. 29 yaşında. Yok ya, 29 yaşındaki adam. Geç. Maç kimle? Ankara Gücü. Şimdi ben şuradan bir bakmak istiyorum. 17 puan fark attık. 3'e bölersek 6 puan, 5 pardon, 5 maç. 5 maçta şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Bir 2-3 maça şampiyonluğumuz gelir. Guardiola ve West yok. Şimdi Klesto geldi mi? Daha birkaç günü var. Okoronko nasıl oynuyor? 7 ile oynamış. Suat'ı al. Orta sahanın ortasına da Geon'u koyacağız. Kaptanımız kim olacak? En büyük sıkıntı bu. Tuncay'ın influence 16. Yasin'inki daha az. Hayla geçebiliyoruz. Suat'ın influence da güzel. Hayla geç olsun ya. İkinci savunma yedeğimiz de Baki alalım. 2'ye 4 numara boşta kalacak. Madeira geldi mi? Onda birkaç günü var. Takım bir sıkıntı yaşadı gibi oldu. Guardiola yok. Hemen Guardiola'nın yerine Yasin'i bir serbest vuruşçu olarak koyalım tekrardan. Pardon arkadaşlar, özür dilerim. Lig maçı. Ankara Gücü'ne karşı ne yaptık? Ankara Gücü sakat takım. Son maçta da berabere kalmışız. Aynen, hatırlıyorum o maçı. Bizi bayağı zorlamışlardı. Hatta bu sezonki tek beraberliğimizi, ilk beraberliğimizi onlardan almıştık. Faruk Namdar salladı geçti. Faruk, nasıl yapacağız abi sen böyle yaparken? Maç bir orada bir burada. Güzel maç oluyor. Nihat hakem. Nihat toparlanıyorsun. Bizi de toparlayacaksın. Daha çok gol atman lazım. Forvet attı, hiç gol atmadı ya. 16 gol, 5 gol. Mehmet Aksu'yu o kadar denedik. Bu adamdan olmuyor. İkinci yarıda Yasin'i bir forvet deneriz. İlhan'ın yerine.
İlhan nasıl oynamış? Son maçlarda 7 ile oynuyor. Maydan süper oynuyor. Maydan. Yasin Karaca'yı bir orada süreceğim bakalım. Vay! Vay! Mekanın sahibi geldi dedi. Adam girer girmez çaktı golünü. Yasin Sülün yapmış ortayı. 2-1. Of anam of. Ankaragücü ne yapıyorsun? Bu sene beni talan eden takım oldun ya. Kalecileri çok iyi oynuyor. Şimdi Okoronkwo'yu alsak mı? Kaleci de sarı gördü. Bir kırmızı görürse sıkıntı yaratır bize. Burayı bu şekilde uzatmak istiyorum. Siz de biraz daha açılın. Biraz açık verebiliriz. 3-1 de aynı, 5-1 de aynı. Gol atmaya bakın. Daha atak bir takım istiyorum ama adamları gerçekten tebrik ediyorum. Kadir denen bu adam. Vay be. Puan farkı 14'e indi. Yasin de bir hafta gitti. Tamudo reddetti de. Bu adamı yok ya. Şimdi Yuan 28 yaşında. Bu adam harbiden çok iyi. Kadroda şöyle bir dursun. Alan Wright. Abi taş gibi oyuncular getiriyorsunuz da. Bize genç lazım ya. Darius Vassell. Lee Hooks. Sonra pardon, Radiston var. Bu adamı daha önce duymadım. Bir birlik maçın rövanşına çıkacağız. Plestov döndü. Madeira döndü ama bir saniye. Chiotis. Ya bak bütün takım buradayken sen nasıl international maça gidersin ya? Abi kimle oynayacak bu Yunanistan? 2 gün sonra Avusturya. Abi dostluk maçı için ya sizin yapacağınız. Ya adam takımın kadrosunda bile değil ya. Bu kimle oynayacak? Avusturya ile. Abi B takımı için benim oyuncumu nasıl alırsınız ya? Al Geon da yok. Kennedy bak. Abi ben nasıl kazanacağım şimdi bu maçı? Abi Fevzi ile maç mı kazanılır? Allah aşkına ya. Bu adam da isteyen yok. Elimizde patlayacak. Ben kimi nerede oynatayım abi? Yaptığınız işe bak ya. Ümit Kazmaz geldi mi? Orta sahanın ortasındaki takımın kadroya bak. Sağ açık kimi oynatacağım? Sağ açığım yok ya. Ya ben nasıl sinirlenmeyeyim abim? Mehmet Aksu'nun yerine Madeira'yı bir alalım önce de. Nihat nasıl oynadın son maçta? 6 ile oynadın. Nihat, ben bu maçta seni sağ açık oynatacağım abi. Çare yok. Madeira'yı da ilk 11'e alacağız. 5 numara yedekte Suat Usta olacak. Yedekte 2, 4, 4 tane savunmacı var. Yani takımın birisi kötü oynarsa, yani bir oyuncu kötü oynarsa yandık ve evimizde kazanırız diye rahat rahat geldiğimiz maç. Oyun resmen bana kazık attı şu anda. Resmen kazık attı. Sinirliyim. Gerçekten çok sinirliyim. Yani turu geçemeyeceğiz. Şu an bunu net olarak söyleyebilirim. Turu geçemeyeceğiz. Şuna bak. 4 tane as oyuncum yok abi.
Bir başlayalım bakalım. Abel Xavier falan var burada da. Zamanında Galatasaray'a da geldi gitmişti bu geldi gitti bu adam da. İlhan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evimizde olmanın avantajıyla eğer şöyle bir iki tane atarsak rahatlarsak. Tuncay. Aferin sana. Yasin Karaca'yı ikinci yarı oyunda bir deneriz. Adam bitirici gücü oldukça iyi. 1-0. İkinci yarıda daha fazla gol lazım bize elenmek istemiyorsak. Şimdi Tuncay'ı oyundan almayacağım. Castillo güzel oynuyor. Castillo'nun yedeği olarak orada tutmam gerekebilir. Madeira'nın yerine Yasin Karaca'yı oyuna alıp... Yanlış bir şey yaptım sandım bir anda. Pardon. Yasin Karaca'yı forvette bir kez daha deneyeceğim. Önceki maçta atmıştı. Yasin Sülün de attı. 2-0. Şuna rağmen biz bunları eleyeceğiz ya. Yani şu oyunun şu yaptığına rağmen. Tam konsantreyim şu anda. Yani takıma bakar mısınız? Herkes 9'da oynuyor. Yani bu durum takımı da birleştirdi. Adamları 3-0'la eledik. Ve yarı finaldeyiz. Yarı finaldeki muhtemel rakipler. Celta, Bayern, Inter. Celta gelirse çok güzel olur. Bayern ve Inter bizi biraz zorlar da. Al, gittiniz ne oldu? 1-0. Sen ne oldu? Kaybettiniz Hırvatistan'a karşı. Sen Geon, sen de kaybetmişsin. Abi şaka gibisiniz ya. Çekiliş. Inter. Oba. Efsane Ronaldo'yu Türkiye'ye getireceğim. Demiştim, vaat etmiştim, getiriyorum. İşte burada. Alkışlayın. Erhan Underfire diyorlar. Galatasaray'ın Erhan kötü oynuyormuş. Oynasın. Darren savunmacı bize yetmez. Ade Forvet Nijeryalı geç. Matt Heath savunmacı. Yok bu da bize yetmez. Bizim milliler Ukrayna'dan 3 tane yemiş. Nijerya milli takımında bizim West. Sonunda bir ümit geldi ya. Gökhan Zan'ın performansı yükseliyor. Vay, Gökhan çok iyi oluyor. Seneye seni de çıkartırız Gökhan as takıma. Mark Widikoa. Özelliklere bak ya, özelliklere bak. Li Yang boşa çıktı. Li Yang'ı biz alamamıştık. Tekrar deneyelim rotasyon. Oha! 55 bin istiyor. Abi sen necisin ya? 14.750'ye geliyorsan gel. Asist bonusu istiyor bir de. Smith'i dövüyorlar. Yaşında güzel bir forvet ama tekniği iyi değil. Player da çok iyi değil ve fiyata da çok fazla. Vampeta. nerede burada? 27 tane oyuncu bulmuş. Şimdi bir gidelim şöyle Staff and Search'te. Scott 1. Hemen şunu bir artır. Bak en yıldızlı olan adamı zaten şeye almışız. Huxley'i bu adama baktık. Akınbi'ye de baktık. Tamam. Şuradakilere bakalım bir de. Evanworth. Bu adama demin baktık. Souza. Vitoria'da oynuyor. Sol açık. Olabilir. Polga. Pogba gibi bir şey bu da ama çakması. Sol bek işimizi görmez. Flavio defans orta saha 27. Bunları bir kontrol etmek lazım. Ben şu an oyuna şey yapmak istiyorum. Bir sonraki maçı böyle bekliyorum. Zaten süremiz de dolmak üzere. Kocaelispor maçını yapalım.
bugünkü videomuzu da sonlandıralım. Venezuelalı. Bak. Bak kilit özellikler. Yani şu mevki için, forward için acceleration, agility, determination, flair, pace, teknik. Hepsi 15-16 üzerinde. Bu adam coşturur. Bu adam gerçek manasıyla coşturur. Bu adamı gerçekten almak gerekir. Bu adama 2700 teklif edelim. Gelir mi? Bakacağız. Gelmiş bizim oyuncular. Gelmiş. Guardiola henüz gelmedi. Geon dönmüş. Tayfur'un yerine Geon'u alabiliriz. Sağ açık. Nihat'ın yerine. Nihat 9'da oynamış bu arada. Nihat döktürmüş orada. Yasin Sülün yok bu maçta da. Ben kimi neyin ben nasıl yapacağım abi? Madeira'yı ilk 11 sürmüştük geçen maç. Nihat'ı süreceğiz tekrar. Madeira'yı yedeğe alacağız. Castillo son maç 9'da oynamış. Ümit Kazmaz bu maç yedek bırakacağım mecburen. Ya Tuncay nasıl oynuyorsun sen? 6 ile oynadın. Formayı şeye ver. Yasin Karaca, Ümit Kazmaz'ı da yedeğe alalım. Neyse biraz takımı bu maçta toparladık. Daha önce ne yaptık? Güzel maçlar çıkarmışız. 7 yabancı var. Ben kimi keseyim? Klesov'u kes abi. Tuncay'ı al onun yerine. Suat'la Tuncay'ı değiştir. Serbest vuruşları da Yasin'e vereceğiz. Hemen Yasin yok. Oo, Nihat 14'le kullanıyor. Pardon. Geon 16. Tamam, Geon'a veriyoruz. Köşe vuruşlarını da Geon kullanacak. Bakalım bu maçta neler olacak. Nihat attı yine golünü. 71 puana yükseldik. Maçlar böyle biterse 16 puana yükseleceğiz. 2 maç sonra şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Avrupa'ya daha çok yoğunluk veririz. Bu 2 maçta muhtemelen Inter'i elemiş oluruz. Yarı final ve finalde Türkiye Ligi'ni umursamayıp sadece Avrupa'ya yoğunluk konsantrasyon veririz. Bu çok önemli olur. Ve buradaki oynayan Kaan Dobramız da seneye takıma katılacak. 32 yaşında. Olsun bakalım ya. Yasin yine gollerine devam etmeye başladı. Yasin 8-8 oynuyor. 2-1 hakem saymadı. Oh süper. Kondisyon sıkıntısı olan var mı? Yok. Takımı bozma. Aynen devam. Eziyoruz ya. Gerçekten eziyoruz. Çok iyi. İlhan da attı. Ben gol krallığına bakacağım. Ya bu sene gol krallığına hiç bakmadım. Haftanın takımlarına hiç bakmıyoruz. Galibiyetler ardı arkasına gelince hiçbir şeyi umursamıyor insan. Güzel de oluyor aslında. Güzel bir galibiyetle 3-0'la geçtik. 79 gol attık. En yakın bize gol atan 57 gol Fenerbahçe. 22 gol daha fazla atmışız. Ve en az gol yiyen takım da biziz. İnanılmaz bir istatistik. 23 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik. Agustin şu anda ligin en formda oyuncusu. Gol krallığında İlhan Mansız bizde en çok gol atan. O da 13 golle 6. sırada. Madeira falan yok. Yasin Karaca yok. Alper Salgın, Hasan Kabze'ye bak. Bir strike finishing olsun. Bu adam öttürür ligi var ya. Kolibali var. Veysel Cihan bu özelliklerle adam gol krallığında 5. sırada. Vay ki vay. Vay ki vay. Bizim Erik Addo'ya teklif yapıldı. 3.3. Abi 3.3'e ben bu adamı alırım. Hemen 3.3'ü tutturabilirsem. Abi 3.3'ü tutturmam gerekiyor. 2 hours later. Sonunda ya. Ne uğraştım. Inter maçı geldi. Bu maç sonraki videonun konusu olsun.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like butonlarına tıkla tıklayı verin. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.